Yavuz Sultan Selim Köprüsü çok değil, bundan 3 yıl kadar önce. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, inşası tamamlandıktan sonra hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili düşüncelerini aktardı. Köprünün hayırlı olmasını dileyen Ercoşkun, bu tür projelerin milletin geleceğe dair ümitlerini arttırdığını söyledi. Bu tür güzel görüntüler, 3. köprü gibi, diğer faaliyetler gibi görüntüler de milletimizi geleceğe dönük çok daha büyük beklentiler içerisine koyuyor ve ümidini artırıyor. Köprünün Türkiye'deki ekonomik başarıyı ortaya koyduğunu söyleyen Ercoşkun, köprünün en geniş asma köprü olması unvanıyla tüm dünyaya bir cevap olduğunu söyledi. Gezi kalkışması esnasında da gezinin bitirilmesi noktasında ortaya konan şartlardan birisi 3. köprü inşaatının durdurulmasıydı. Yani aslında ne kadar farklı yönlendirildiğini vatandaşlarımızın, ama amacın ne kadar farklı olduğunu ortaya koyan önemli bir işarettir. Ve 3. köprü elhamdülillah inşaat süresinden önce, yani epey önce bitirildi ve vatandaşımızın hizmetine konuldu. Bu İstanbul'un rahatlaması anlamında önemli bir adım. Ama en geniş asma köprü unvanıyla hem araçların geçeceği hem de trenin geçeceği en geniş köprü unvanıyla ve ekonomik değeriyle gene tüm dünyaya karşı, Türkiye üzerinde oluşturulmaya çalışılan o algıya karşı, Türkiye'nin işte sıkıntı içinde olduğunu oluşturmaya çalışan maalesef uluslararası bir algı yönetimi var ve bu uluslararası algıyı oluşturmak için de bu FETÖ denen hainler, kahpeler buna destek veriyorlar. Bu algıyı oluşturmak için uğraşıyorlar. Bu köprünün açılması bunlara en güzel cevap oldu aslında. Çünkü sadece 3. köprü değil, diğer hizmetler de aşama aşama, 3. havaalanı, onun dışında işte Kanal İstanbul'la alakalı ciddi adımlar gerçekleşiyor. En güzel cevaplar bunlar.